Çekil paraları. Bizde para ne arasın? 3 kuruşum var, onu da doktora ayırmışım. Torunum çok hasta. Merhamet edin. Hey! Yapmayın. Çekil paraları. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bırakın hasta yavrumu doktora yetiştireyim. Ölecek yoksa yapmayın. Hadi. Merhamet. ₺45 ve bir de yüzük. Başka hiçbir şey yok. 45 lira mı? Hepsi bu kadar mı? Evet, hepsi bu kadar. Soyguna değmez, verelim gitsin. Yok mu başka paranız? Varsa kefen param olsun. Bunları da konu komşudan borç aldım. Yavrumu doktora götürmek için derin de doktora yetiştireyim. Merhamet. İhtiyarlar ve hastalar için en iyi ilaç kurşundur. Yapmayın. Üçünü de vurmuşlar ya Allah'tan. Kadın da komadaymış. Onur işte el kardeşim. Eskiya kol geziyor. Bütün bu işleri yapan muhakkak gibi yabancıdır. Doğru. Bizden hiç kimse böyle bir iş yapmaz. Jandarma şüpheli gördüğü bütün yabancıları sorguya çekiyor. Kocuğunun yakası kürklüymüş öldürenin. Koyu renkmiş elbiseleri de. Hey, şuraya bakın. İşte kocuğunun yakası kürklüdür. Elbisesi söylenenlere uyuyor arkadaşlar. Muhakkak. Çevirin bakalım içeri. Kim bilir? Muhakkak. Nereden geliyorsun? Cevap ver. Şekilinde geçeyim, işim var. Söylesene, nereden geliyorsun? Sen hiç dayak yedin mi? Sen şimdi görürsün dayağı. Yakalayın. Ağla. Açına bakayım. Açına da ağla. Şüphelendik bu adamdan. Ne oluyor canım? Şüphelendik. Peki. Dur. Karakola kadar geleceksin. Göreceksin. Bir yumruk alacağım var bende, unutma. Demek bu işle senin ilgin yok. Burada ne arıyorsun? Müslüm Palu'yu. Kimdir o, ne yapacaksın? 3 yıl önce gardiyandı. Şimdi burada iş kurmuş, bulursam döveceğim. Evet, nüfus kağıdını ver. Sabıkan var mı? Biraz. Ne demek biraz? Birden fazla demek. Atın bu adamı nezarete. Yürü. Bu adamın memleketinden sabıka kaydını soralım. Başüstüne kumandan. Ali'nin sabıka kaydını bildirdiler kumandanım. Sabıkasını oku sen. İlk suçu 5 yaşında işlemiş, yan kesicilik. Bir adamın saatini yürütmüş. 9 yaşında 45 yaşındaki bir adamı bıçaklamış. 14 yaşında da esrar içerken yakalanmış. 15 yaşındayken 3 kişinin kulağını kesmiş. 18 yaşında 2 kişiyi öldürmüş. Son hafta hapisten çıkmış. Çıktıktan 2 gün sonra silah taşıdığı için yakalanmış, 6 ay hapiste yatmış. 25 yaşında mı? Evet kumandanım. Bu adamın ömrü hapiste geçmiş desene. Evet, özellikleri çok iyi silah kullanır, kovboy gibi giyinmeye meraklı. Belli durumundan. Bütün kovboy filmlerini görmüş olup 1947'de Mersin limanından Amerika'ya kaçarken yakalanmış. Nereye gidiyorsun dediklerinde kovboy olmaya demiş. Katiyen yalan söylemez. Yakalandıktan 3 saat sonra tehlikelidir. 3 saat ve 3 saat dolmak üzere. Evet. Peki. Peki efendim, peki. Yağlı kovadan çıkmış Zeki Onbaşı. Bu adamları derhal yarın kadına göster. Geçin şöyle. Sen en başa geç. Dizilin. Bak bunlara bacı. Tanıyor musun birini? Bu
Bu da değil. Ben ilk bakışta anlamıştım o herifin aydısı olduğunu. Ben borcuma sadığım arkadaş. Kereselere en kısa zamanda gönder. Orman işletmesinde Galip Bey'e de telefon et, 3 kamyon yolla. Zekir Bey. Ali. Geçmiş olsun. Buyur, hoş geldin. Beni hatırladığına sevindim. Hatırlamaz olur muyum hiç? Bir gün cezamın biteceğini söylemiştim. Bu zincirler bileğimde kalmaz demiştim. Hatırladın mı Müslüm? Eski defterleri karıştırma be Ali. Dost olalım seninle. Çok gaddarlık ettin bize. Bütün mahkumlara. Onlar da senin gibi ana baba evladıydılar. Ama vazife. Çok kötülük ettin bize. Hatırlar mısın, Urfalı Saim vardı. Derzi Saim. Bir de imam. Onları hücreye attın haksız yere. Sonra da vazifeni iyiye kullanmadığın için seni kovdular. Şimdi sırası mı bunların? Tam sırası Müslüm. Hem de hesap sorma sırası bende. Unutmadıysan pencere açmaya meraklı olduğumu bilirsin. Hapisten çıkarken arkadaşlara söz verdim. Müslüm'ü bulup acınızı alacağım dedim. Seni öldürmek lazım ama kurşunun fiyatı 225 kuruş. Değmezsin. Diyarbakırlı Mahi için. Samsunlu Deli Metin için. Konyalı. Bu Adanalı Pura benim için. Yanına bırakmayacağım Kovboy Ali. Eğer benim adım Gaddar Gardiyan Müslim'se bunu yanına koymayacağım. Buradan bir siyah attı geçti mi? Şu tarafa geç ya! Arkamdan kalleşe sokulma. Ne arıyorsunuz lan? İnsan arkadaşını böyle mi karşılar oğlum? İki sağlam dişimiz vardı, o da gitti. Dua et ki karnına kurşun yemedin. O doğru işte. Verilmiş sadakamız varmış. Burada ne işin var? Seni arıyorum. Beni mi? Hapisten çıktığını öğrendim. 3 haftadır seni kovalıyorum. Gene bir pis işin vardır. Bu seferki hayırlı. Bu
Bu dağın ardında bir çiftlik var. Adı Altın Nal. 20 yıl önce ben orada çalışırdım. Gençtim. Bir gün hiç sebebi yokken beni işten attılar. Bir sebebi vardır. Allah seni inandırsın yok. Paramı bile vermediler. Ben de intikam almak için çocuğu kaçırdım. Kaçırdım ama başıma bela oldu. Bir gün sokakta bıraktım, kaçtım. Ne oldu sonra? Çocuk büyüdü, bizim gibi serseri oldu. Benim gibi desene. Anam ölünce babam beni 35 liraya bakkala satmış. Bakkal da 40 lira kârla beni şehirde başka bir adama satmış. Ben 5 yaşındaymışım o zaman. Bir misafirin saatini yürütünce kovmuşlar beni evden. E işte, bütün çektiklerimizin acısını çıkartacak fırsat Ali. Beni dinlersen kazanırız. Şimdi bu çocuk tam 25 yaşında ve kim olduğunu bilmiyor. Sen kabul eder de bu çocuğun yerine geçersen zengin olur. Nasıl? Bak. Bu çocuğun sırtında atmalı şeklinde bir yara vardı. Bu yarayı senin arkana yapalım. Yaran iyi olunca sen kalk bu çiftliğe git. İşçi olarak çalış. Birkaç gün sonra eskiyi hatırlamış gibi yapar, yaranı gösterecek bir çare bulursun. Ben sana çiftliğin girdisini çıktısını iyice anlatırım. Şimdi sana çiftliğin bugünkü halini anlatayım. Çiftliği Kahya Hüseyin idare eder. İyi adamdır. Çalışkandır. Beceriklidir. Oğlu Çetin çok iyi silah kullanır. O da iyi kalplidir. Bir de garip var. Boş zamanlarında saz çalar. Ananla babana gelince. Metin, yavrum. Allah'ım, yavrum benim. Cahide gene mi çıkardın bunları ortaya? Kendine eziyet etmekten bıkmadın mı hatun? Biraz makul ol artık, bunca yıl geçti. 100 yıl geçse de aynı. Bu acı tazeliğinden bir şey kaybetmedim. Ana yüreği bu, ana. İyi ama Allah böyle istedi. Elden ne gelir unutmaya çalış. Mümkün oldu. Ama elimde değil. Elimde değil. Olsa olsa müfettiştir. Ne müfettişi be? Dağlar üstüne umum müfettiş. Dur soralım. Merhabalar. Merhaba arkadaş, birini mi arıyorsun? İş arıyorum, iş. Ha iş mi? Ona Şah'ya bakar. Hüseyin ağa! Hüseyin ağa! Bak bu arkadaş iş arıyor. Ne iş yaparsın arkadaş? Ne olursa. Kılığın hiç de iş arayan adama benzemiyor. İyi ya işte, kılığıma göre iş arıyorum. Ne istiyor baba?
Kılığına göre iş arıyormuş. Yabancılara iş yok. Başka kapıya. Süleyman adamlarıyla buraya doğru geliyor. Hüseyin Kaya, Süleyman geliyor. Hüseyin'a ne var? Gene bu adamlar bela arıyorlar ağam. Selam Mehmet ağa. Bu çiftlikte selamını alacak hiç kimse yok. Ya bakıyorum beni silahla karşılamaya başladınız. Adam ol da çiçekle karşılayalım. Gene ne istiyorsun Süleyman? Haber aldık ki güzeller güzeli kızın yarın geliyormuş. Geliyorsa sana ne be? Hı? Çok ayıp. Büyüklerin varken sana laf düşer mi? Ben son sözümü çoktan söyledim Süleyman. Sana verilecek kızım yok. Benden iyisini mi bulacaksınız be? Toprak dersen var, para dersen var. Ahlaksızlık dersen var, kamusuzluk dersen o da var. Öyle olsun. Ama beni kötü davranmaya mecbur ediyorsun. Yıllar yılı şurada iki komşu olarak yaşadık. Demek bundan sonra böyle gitmesini istemiyorsunuz. İş kötülüğe kalırsa haberiniz olsun, karşımda duramazsınız. İstersen bir dene. Hadi sırtını görelim. İstersem taş taş üstünde bırakmam. Yerle bir ederim bu çiftliği. İki erkek siz ne yapabilirsiniz ki? Altı kişi daha var. Hı? Sen kimsin? Zorbaların karnına delik açmaya meraklı biri. Peki bahsettiğin o altı kişi nerede? Tabancamın içinde. İşi uzatmadan gidin, yoksa her biriniz 225 kuruş öteki dünyayı boylarsınız. Kefen parasını da eklersek toptan 5 liraya mal olursunuz. Hoca isterseniz onun içinde bir kolaylık düşünürüz. Çok güveniyorsun kendine delikanlı ha? Estağfurullah. Mezarlıklar senin gibi kendine güvenen adamlarla dolu. İyi yapmadın delikanlı. Sana bunu çok pahalıya ödeteceğim. Unutma, ikimiz de aynı memlekette yaşıyoruz. Benim adım Süleyman. Bunu senin yanına kovam. Hazreti Süleyman da olsam benden alacağın 225 kuruşluk bir kurşundur. Yürü de beni fazla zarara sokma. Sağ ol delikanlı, adın ne senin? Ali. Borcumuzu ödemek isterdik sana. 675 kuruş. Niye öyle baktın delikanlı? Bilmem ki. Birine benzettim galiba seni. Birine mi benzettin? Hadi eyvallah. Kim bu, ne zaman geldi? Kim olduğunu bilmiyorum, iş arıyordu. İş mi? Çok mert birine benziyor. Hey delikanlı! Çok pahalı işçiyim ben, ayda 1000 lira alırım. Peki, kabul. Sağ ol. Bundan böyle silahım, şapkan ve ben emrinizdeyim. Peki, kahyaya kadar olur seninle. İlk işin Çetin'le birlikte istasyona gitmek olacak. Ağanın kızı geliyor. Gül! Hoş geldin. Hoş bulduk Çetin.
Sen de değişmişsin. Ama şişmanlamışsın. Sen de güzelleşmişsin. Çok teşekkür ederim dedim. Ali, şu bavulları al. Ali, bavulları al dedim sana. Ali. Kim bu? Yeni bir işçi. Çok güzel ve terbiyesiz olur. Gül Hanım hoş gelmişler. Gerçi bu çiçekler sizin güzelliğinizin yanında sönük kalır ama kabulünü rica ederim. Sen arkama geç. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bir kadına çiçek vermek kadar nazik hareket olur mu? Oğlum sen çok cahil kalmışsın. Seni kulağından tutup güzel bir terbiye etmek lazım. Asıl senin terbiyeye ihtiyacın var. Yardım edin, öldürecekler. Merak etmeyin, ölmez. Sövüyorlar ama. Bazı adamlara dayak iyi gelir. Gelin benden. Fedaimizin sesi çıkmıyor bugün. Demek bütün fiyakatı silahındaymış. Tetiğin ucunda kaç sene hapislik var biliyor musun? Hapisliği bilmem ama senin hesabına göre 225 kuruş. Bas bakalım tetiği hadi. Ne duruyorsun? Bassana hadi. Tetiği çekmezsen dövmek zorunda kalacağım seni. Ben sana göstermesini bilirim delikanlı. Çok hangisine yanayım? Ali, Çetin'i niye yalnız bıraktın bugün? Kadın kısmının yanında fiyaka yapmak isteyen adamı sevmem ben. Oğluna söyle aklı varsa benden iyi geçinsin. Ne olursa olsun kızın yanında küçük düşürmeyecektin oğlumu. Kaya bugün dertli. Oğluna toz kondurmak istemez hiç. Ah ne iyi olurdu. Benim de bir babam olsaydı böyle üstüme titrerdi değil mi abi? Tamam şimdi vuracağım. Hadi bakalım. Gül Hanım ateş ederken en emin yer neresi biliyor musun abi? Hedeftir abi. Baksana etraf kalbura dönmüş yumurtalar sapasağlam duruyor. Hadi bakayım. Vurdum. Ne vurdum? Evet gördüm. Sen bir dakika beni bekle. Ben şimdi gelirim. Çok mu güveniyorsun silahına? Hı. Biraz. Deneyelim istersen. Başka gün. Şimdi. Garip. Şu kartuşu çitin üzerine koy da gel. Koy bakalım garip. Hadi bakalım delikanlı sıra sende. Vur bakalım. Thank you.
Beğendin mi abi? Ben de senin gibi kovboy olabilir miyim? Mümkün olsa hayatımı senden değiştirdim garip. Değişelim mi abi? Ben saz çalmasını bilmem, sen de silah kullanmasını. İyi ya, ben sana saz çalmasını öğretirim, sen de bana silah kullanmasını. Aa, çifti canıyor. Nasılsın kızım? Ne oldu bana? Büyük bir tehlike atlattın yavrum. Tehlike mi? Ne tehlikesi? Samanlıkta yangın çıktı. Ne garip. Samanlığa girdiğimi hatırlıyorum. Galiba at tekme vurdu bana. İşçiler gaz lambasını söndürmeyi unutmuşlar. Ona çarpınca da yangın çıkmış. Peki nasıl kurtuldum ben? Ali kurtardı seni. Ali mi? Hayatımı kurtarmışsın. Sen hep böyle susar mısın? Bir arkadaşım vardı, az konuş da saçmaladığın belli olmasın derdi. Sen saçmalamazsın. İlk gördüğüm zaman senin için iyi şeyler düşünmemiştim. Yanılmışım. Affedersin Ali. Estağfurullah. Demek sen unuttun Ali. Evet, unuttum. Senden ava gelir misin? Görürlerse kızarlar sana. Ağanın kızı küstah ve terbiyesiz işçiye aşık olmuş derler. Aşık mı? Ben mi? Sana mı? Acele et. Sen olmazsan ben sana olacağım. O zaman görsem filmi. Ne yaparsın? Seni alır giderim kızım. Öyle bir giderim ki değil baban ordu gelse üzerime alamazlar seni elimden. Onun için sen bana pek fazla sokulma. Sonra başına bela olurum. Ne oldu Gül? Bir şey yok. Sabahın sefer vaktinden Ali'yi gördüm Ali'yi yüzünü yüzüme Bizim hikaye gene dertli. Ne zaman canı sıkılsa hep aynı türküyü söyler. Karısının türküsü. Ne olmuş karısına? 20 yıl önce Ömer adında bir işçi varmış burada.
bir gece çiftliği kasasını açmak isterken yakalanmış, kovmuşlar. Ahlaksız herif. İki gün sonra gelip ağanın oğlunu kaçırmak isterken Kaya ile karşılaşmış. Kavga etmişler, Kaya'yı elinden vurmuş. Sonra karısına da tecavüz edip çocukla beraber kaybolmuşlar. Kadın acıya dayanamayıp intihar etmiş. O gün bugündür Kahya dertlendikçe hep aynı türküyü söyler. Ben Kahya'nın hikayesini anlattım abi. Sen de nasıl kovboy oldun bize onu anlat abi. Ben gençliğimde çok sinemaya giderdim. Kovboy filmlerini çok severdim. Silahlar, atlar, posta arabaları, yumruklar. Bir gün gene sinemaya gittim. Bir kovboy 4 kişiyi dövdü. Sevinçten sandalyeleri kırdı. Sinemadan çıkar çıkmaz gözüme kestirdiğim 2 adamı dövdüm. Seyircilerden alkış beklerken kendimi karakolda buldum. Başka bir günde gene bir kovboy filminde bana benzeyen bir adam gördüm. Çok seri silah çekiyordu. Adı Gary Cooper. Onun sevdasına 2 kişiyi vurdum. O gün bugündür bana kovboy Ali derler. Herkes beni cesur zanneder ama benim de zaman zaman korktuğum olmuştur. Yani senin anlayacağın bu işin sonu yok. Bombok. Hı? Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Gelin akşam suya gider, yosunları tuta tuta. Garip, Ali'yi gördün mü? Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm, Ali'yi. Sürülerinin başında, Konya şişesi cebinde, Ali'yi gördüm, Ali'yi. Ne haber? Galiba seninki abayı yaktı kovboy Ali ya. Ali'yi gördün mü buralarda? Ormana gitti kızım. Ne arıyorsun burada? Hiç. Geziyorum. Korkmuyor musun? Sen varken neden korkacağım? Benden. Korkmuyorum. Sahi mi bu? İşte ispat. Bebekler öper böyle insanı. Seni seviyorum Ali. Ama beni anlamak istemiyorsun. Çocuk muamelesi yapıyorsun. Alay ediyorsun benden. Gül, dur! Nefret ediyorum senden! Dur! Dur! Bırak! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak! Bırak!
göreceksin. Ben tanıdığın kaçıncı kızım Ali? Ne bileyim ben? Sen benim ilk erkeğimsin Ali, ilk sevgim, ilk göz ağrım. Ben kimseyi sevmedim şimdiye kadar. Beni al götür Ali. Nereye? Nereye istersen. Babamdan iste beni. Vermezse kaçarım sana. Çünkü sen olmazsan ben bu hayatı yaşayamam. Kaç gündür kendimi yenmeye çalışıyorum. Ama anladım ki sen benim için her şeysin. Burkuldu. Hemen eve götürelim. Ay. Ali. Bir saate kadar çiftliği terk etmeni istiyorum. Ya gitmezsem? Öldürürüm seni. Bak Çetin. Babana söz verdim, seninle iyi geçinmek istiyorum. Ben aşağılık adamlarla iyi geçinmek niyetinde değilim. Geldiğin günden beri seni sevmemiştim zaten. Dur! Sen kendini ne zannediyorsun be? Bana bak! Beni mecbur et. Durun! Kavganın sırası mı? Hak etti bunu. Görmüyor musun? Yara. Nereye gidiyorsun? İstifa ediyorum işten. Buralar bana göre yer değil. Dur! Ne istiyorsun? Bu yara ne zaman olmuş? Küçükken. Anam babam var mı senin? 5 yaşındayken kaybetmişim onları. Beni gözünü sırıyor mu hiç? Birine benzettim ama çıkaramadım. Senin hanımı da tanıyor gibiyim. Neyse. Eyvallah. Oğlum. Oğlum. Oğlum mu dedin bana? Oğlum. Metin'im benim. Ben senin babanım oğlum. Babam mı? Ya sen de benim oğlumsun. Sen benim babam. Babam mı? Cahide oğlum. Metin. Sen bu çiftliğin kaybolan oğul. Benim. Cahide. Cahide. Oğlumu buldum. Ha? Ne? Ya. Oğlumuzu mu? Oğlumuzu ya. Metin'imi. Metin'imi ya. Onun sırtındaki izden tanıdım. Düşün Ali bizim oğlumuz Metin'imiz ya. Oğlum. Yavrum benim, yavrum Metin'im. Beni yıllarca beklemişti. Ali benim kardeşim mi? Kardeşin tabii.
Olamaz. Hayır. Hayır. Olamaz. Ali benim kardeşim. Olamaz. Yavrum, Metin'im benim. Yaya, fakir fukaraya sadaka dağıtın. Davulculara, çingenelere haber salın. Kurbanlar kesin. Şehirden elbiseler getirdin. Nihayet oğlumu buldum ben. Allah'ım şükürler olsun sana. Artık ölsem de gözüm açık gitmeyeceğim. Metin'im benim. Oo, hanım biraz da bize bırak bakalım. Ama değil mi ya? Sevinçten kalbim duracak neredeyse. Oğlum bu gece benimle beraber yatacak. Adem bu gece benim yanımda. En iyisi ortanızda yatsın ha. Yıllardır hasretsiniz de. Öyle bir kız bulmalıyım ki bütün cihanda sözü edilsin. Benim gelinim dünya güzeli olmalı. Eyüp Bey'in kızını alalım. Bırak o burnu elin canım. Peki Sabri Ağa'nın kızı? Onun da boyu kısa be hanım. Olunca boyu boşuna uygun olur. Mahmut Bey'in kızı tam istediğimiz gibidir. Bak işte o fena değil. Sen ne dersin Gür, senin tanıdığın münasip biri yok mu? Niye ağlıyorsun yavrum? Sevinçten baba. Sevinçten. Sana bir kız arıyorduk oğlum. Kızın sırası mı şimdi baba? Sırası oğlum, sırası. Ben torunlarımı görmek istiyorum. Bunca zamandır acını çektik. Son günlerimizde bırak da mesut olalım bari. Müsaadenizle. Utandır mı oğlum canım? Ama annen haklı. Biz yaştaki insanların en büyük sevki torunlarıyla oynamaktır. Artık çiftlik senin. Bugün notere haber saldım gelecek. Çiftliği senin üstüne yapıyorum. Sağ ol babacığım. Her şey tamam. Artık çiftliğin yeni sahibi sizsiniz Metin Bey. Hayırlı olsun. Tamam, teşekkür ederim. Bundan böyle çiftlik seninle oğlum. Seninle birlikte bizim de hayatımız yeniden başladığı için çiftliğin adını da Yeni Hayat Çiftliği koydum. Sağ ol yavrum. Sen de sağ ol baba. Hayırlı olsun. Sağ ol Cahil. Hayırlı olsun abi. Beni affettin değil mi? Çok kötü davrandım sana. Canın sağ olsun. Hayırlı olsun abi. Hem sevindim hem üzüldüm bu işe. Çünkü eskiden arkadaştık. Şimdi sen patron olunca... Yeni arkadaşız garip. Sağ ol abi. Ama biz atamayız senin patronunu kafamızda. Yadigarı olan topraklar babamdan bana, benden sana, benden de inşallah çocuklarına kalır. Çocuklarına araziden servetten çok bırakacağın isim ve şeref mühimdir. Çok eskiden bunu babam söylemişti. Şaka ediyorsun değil mi? Şaka. Benim bildiğim Ali böyle bir şey yapmaz. Şaka yaptığımı hiç gördün mü? 100 kişiye karşı seve seve dövüşürüm ama... ...bu iki ihtiyara kıyamam.
Yapılacak bir tek şey var. O da sessiz sadasız buradan gitmek Ömer. İmkanı mı var? Nasıl yaparız bunu? Zenginlik kapımız iken nasıl döneriz? Her şey tamamken niçin? Yere basın zenginlik. Bana borçlusun ama. Senet var elimde. Onu münasip bir yerde kullanırsın, tamam mı? Ali! Koy onu yerine. Yoksa onu da münasip bir yerine sokarım. Şimdi söyle bakalım, Metin nerede? Bilmiyorum. Söyle! Bu senin yaptığına kalleşlik derler. Üçüncü kurşunun geleceği yeri biliyorsun. Ben hayatımı buna bağlamışım Ali. Elime geçen son fırsat bu. Konuş! Ali yapma! Ne yapacaksın Metin'i? Çiftliğe götüreceğim. Sen delisin! Alabarda dağlarında eşkıya o. Namı. Çürük Osman derler. Gel bu işten vazgeç. Bu adamı çiftliğe götürürsen talan eder. Orasını ben bilirim. Bu işten sen zararlı çıkarsın. Bundan sonra beni düşmanın bil. Sen bilirsin ama bundan sonra karşıma çıkarsan... 225 kuruşluk parlak bir kurşun hediye ederim sana. Anlaşıldı. Bu işi Müslüm Palu ve Çırık Osman'la halledeceğim. 5000 oldu. Elleri bağlı tesliminde 5000 Türk lirası. İstersen bir de kurşun çakarız alnına. Süs olur. Hayır. O zevki bana bırakın. Kendi ellerimle dilim dilim keseceğim onu. O senin bileceğin bir iş. Sen bize söyle bakalım. Bu kurbanlık koyunun adı, sanım, mekanı. Ali derler. Kovboy Ali. Ne? Kovboy Ali mi? Tanış biri mi yoksa? Bir arkadaşım vardı hapiste. O anlatırdı. Çok yaman bir adammış. Görmüşlüğüm yok anlaşılan. İyiydi, görmeye ne hacet, duymak yeter. Biz girmeyelim bu işe, astarı yüzünden pahalı olacak. Ne demek istiyorsun Ökeş? Maksadın nedir? Demek istediği şu, 5000 kağıt az diyor bu adam için. 6. En az 2 kişiyi kaybederiz. 7 oldu. Bu zor bir iş. Ucunda ölüm var, 10.000'den aşağı olursa sermayesini kurtarmaz. Sen çok oldun Ökkeş. Para bu. Sermaye dediğin nedir? Benim duyduğum Ali silaha sarıldı mı her kurşun bir göbeğe saplanır. Öylesini istersen 7000'e yapalım bu işi. Alt tarafı bir kurşun ama... Bu işlerin fiyatını en iyi Ökkeş bilir. Dediğiniz gibi olsun. 10.000. Eli kolu bağlı bıçkaniye teslim 10.000. Anlaştık mı? Oldu. Nerede bulunur onu söyle. Dursun sizi götürür. Yeni Hayat çiftliğinde kalıyor ama... ...orada yakalamanıza imkan yok. Bir dalavereyle dışarı çekmek lazım. Dalaverenin çeşidini sen bize bırak. Yarın bekliyorum sizi. Gül. Ne oldu ana? Gül yok. Sabahtan beri kayıp. Nereye gidebilir? Bilmiyorum oğlum. Yalnız bir kağıt bırakmış.
Artık beni aramayın. Yaşamak istemiyorum diye. Herkes onu aramaya çıktı. Gül. Gül. Şimdi de sen mi? Gül abla! Gül abla! Gül hanım! Bu tarafa bakın. Gül! Gül! Gül hanım! Gül! Gül hanım! Gül abla! Gül! Gül abla! Dediğim bu büyük günahımı affet. Ben burada kardeşimin oldum. Burada öleceğim. Keşke Ali kardeşim olmasaydı. Ömrümün sonuna kadar kölesi olurdum onu. Sen beni affet Allah'ım. Gül! Neden mani oldun? Ölmem lazım benim, bırak beni! Kendine gel! Yapmamalıydın Ali, buna mani olmamalıydın, ölmeliydim ben! Sus! Ağlama! Bırak beni Ali! Ben dünyadaki en büyük günahı işledim! Yaşamaya hakkım yok benim! Söyle, ölümden başka çare var mı? Söyle! Dur! Dinle, ben senin kardeşin, kardeşin Metin değilim Gül. Kardeşim değil misin? Değilim. Nasıl olur, yalan söylüyorsun. Bizim gibi sahtekarlar olduktan sonra dünyada her şey olur yavrum. Hiçbir şey anlamıyorum. Keşke ben de hiçbir şey anlamasaydım. Hayatımın en güzel günlerini bu çiftlikte geçirdim. Şefkati, sevgiyi, insanlığı burada tanıdım. Mümkün olsa bütün bir hayatı beraber yaşamak isterdim. Sözlerimin doğruluğunu sana ispat edebilirim. Bana bir hafta müsaade et. Seni seviyorum diyebilmek bile ne saadet Ali. Şimdi beni istediğin yere al götür Ali. Nasıl yaparız bunu? Yıllar yılı evlat acısıyla çökmüş iki zavallıyı ikinci defa nasıl yıkar? Onların bana gösterdikleri şefkate karşılık oğullarını getireceğim. Şimdi iyi dinle beni Gül. Sana her şeyi, ama her şeyi açıkça anlatacağım. Bundan... İşte durum bu. Beni affetsinler. Geliyorlar. Her şeyi anlat onlara. Ben gidiyorum. Seni bekleyeceğim Ali. Ne olur dön bana. Thank you.
Bir yabancı. Ver şunu bakayım bana. Çağır şu Dursun'u buraya. Dursun gel. Bir şey mi var? Bak bakalım tanıyabilecek misin şu adamı? Kovboy Ali. Kovboy Ali mi? Armut piş ağzıma düş diye buna derler işte. Burada ne işi var acaba? Allah sevdiği kullarının kız. Yanılmıyorsan sen de kovboy Ali'sin. İsmimi duyduğuna göre beni de iyi tanırsın. Az çok öğrendik. Biz de seni nasıl kafa kola alırız diye düşünürken kendi ayağında düştün. Nereden vurdu bu piyango? Müslüm Palu senin hüsnü cemalini özlemiş. Biz de fiyat biçmiş senin kafaya. 10.000. 100.000'den aşağı istemezdim. Kazıklamış seni. Neyse, pazarlık faslını sonra konuşuruz. Senden bir işim var benim. Ne işi? Biraz gizli. Dağ başında işin gizlisi olmaz. Öyle olsun. Şu adamlarına söyle de silahlarını indirsinler. Namlı karşısında durmak pek hoşuma gitmez. Gel bakalım. Doğru söylemiş. Yaranın hakikisi sende, sahtesi de bende. Demek ben zengin bir ailenin oğluyum ha? İyi ama söylediklerine nasıl inanmalı? Hiç yalan söylemem. Yalancıyı da sevmem. Bana yalancı gözüyle bakan adamı da affetmem. Peki. Peki, madem bu kadar zengin insanlar seni de evlat diye kabul etmişler, böylesine zengin bir serveti tepmene sebep ne? Hayatımda rastladığım bütün insanlardan kötülük gördüm Betim. Ve hepsi de bana insanlardan nefret etmeyi öğrettiler. İlk defa saadet denen şey, ha onlar o kadar iyi ki. Benim gibi aşağı... Oraya gittiğin zaman et bunu. Onlara layık bir evlat olmaya çalış. Peki, gidiyorum. Yalnız ben çok şüpheci bir adamım. Leblebiden nem kaparım. Ya bu bir tuzaksa? Anana babana hürmetim olmasa seni burada döverdim şimdi. İnandım ama yine de ben sağlama gideyim. Evet. Tedbir iyi şeydir. En iyi eşkıya her fırsatı değerlendiren adamdır. 10.000 lira iyi para. Seni Müslüme teslim edeceğim. Bağlayın şunu. Silahımı aldın. Bunu da al. Sağ kalırsam gelir alırım. O zaman görsen eşkıyalı. Müslüme haber uçur. Postayı kuşlar kapmadan alsın. Ben pul parasını almaya uğrarım sonra. Ben de büyüyünce kovboy Ali gibi olacağım. Daha ne büyüyeceksin lan? Aslında ben küçüğüm ama sakalım aldatıyor seni. Kovboy Ali yok. Ali yok aralarında. Geldiğime sevmediniz galiba. Sevinmemek değil, şaşkınlık. Sen benim babamsın. Moruklaşmışsın ama gene de seni tanıdım. O zamanlar da saçlarım böyleydi. Bu da benim koca karı anam. Bunlar da benim arkadaşlarım. Senin arkadaşların bizim oğullarımız sayılır. Ali nerede? Ali gitti. Ali gitti baba.
Nereye gitti? Sen kimsin? Kız kardeşim. Başım da güzel. Söyle, Ali nerede? Atını ve silahını bana hediye edip gitti. Gitti mi? Olmaz böyle şey. Hadi Ali. Olmaz. Hadi yürü, yürü. Tövbe tövbe. Atını silahını vermiştim. Aklım almadı benim bu işi. Benim bildiğim Ali ne atını ne de silahını verirsin. Ya sen ne diyorsun bu işlere? Aklın almıyor değil mi? Ali silahını seni bırakır gider mi hiç ha? Gitmez değil mi? Cevap ver ya, gider mi hiç? Gitmez. Yoksa Ali'nin başına bir şey mi geldi ha? Geldi ha? Ne o garip? Sen de bunlar gibi delirdin mi yoksa? Yok be abi. Baksana tayfında bir acayiplik var. Bak bir şeyler söylemek istiyor. Çözelim be abi. Ne olursun çözelim be abi. Ne gibi bir acayiplik olabilir canım? Baksana yerinde duramıyor. Peki çözelim de bizi nereye götürecek bakalım hadi. Hadi, hadi gidelim bakalım. Hadi Tayfun götür bizi. Ne düşünüyorum biliyor musun? Galiba biliyorum hanım. Keşke Ali bizim hakiki oğlumuz olsaydı. Böyle düşünüyorsun değil mi? Maalesef evet. Ali'nin çıka gelişiyle duyduğum mutluluğun Tanrı tarafından çok görüleceğinden korkuyorum. Şimdi korktuğum başıma geldi. Anasız babasız büyümek bir insanı bu kadar kötü yapabilir. Ben sana demedim mi at kovboy Ali'nin yerini biliyor diye? Ali abi! Ali abi! Ali abi! Ali abi! Ali abi! Vay hainler vay! Canım Tayfun'um benim! Sen olmasaydın bizi buraya kim getirdi? Thank you.
Ali, sen misin? Benim. Korktun mu? Şey, rüya gördüm galiba. İnsan abisinden korkar mı? Dışarıdaki kasa nasıl açılır? Bilmiyorum abi. Konuş! Bilmiyorum. Konuş dedim! Gül, ne oluyor? Ne olacak moruk? Kasanın nasıl açılacağını soruyordum. Babacığım, doğru, kasanın nasıl açılacağını soruyordum. Çık dışarı, seni gözüm görmesin. Senin gibi evladım yok. Bana bak moruk, kiminle konuştuğunu unutuyorsun galiba. Ben senin oğlunum. Benim senin gibi evladım yok dedim, defol! Ne oluyor? Bak sen Allah'ın işine. Anne. 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 Zırlamayın, dediğin gibi evladım yok olsun. Defol! Bak sen Allah'ın işine. Ya sen ne diyorsun koca karı? Benim oğlum 20 sene önce öldü. Defol diyorum sana. Canımı sıkmaya başladınız artık. Bütün mallarınız benim. Köpek, defol. 20 yıl seni bugün için mi bekledim? Lanet olsun sana. Al, al, al. Al, al. Defol. Güveneceğin adamı iyi seçmediğin müddetçe davayı kaybettin demektir. Bu tabiat kanunudur. Kuvvetli olan her yerde haklıdır. Kazanır. Davranmayın köpekler! Ali! Atın silahlarınızı. Ali, demek kurtuldun. Tabancayı al Çetin. Sana bir fırsat daha tanıyorum. Seni anana babana bağışlıyorum. Şimdi de topla artıklarını, defol buradan. Gidiyorum. Ama geri geleceğim. Hem çok yakında kuvvetli olarak geri döneceğim. Bakalım o zaman bu kadar rahat konuşabilecek misin karşımda? Ben misafirperver adamım. Ordu ile bile gelseniz gene de karşılamakta kusur etmem. Buyurun. Göreceğiz. Bekliyorum. Birlik olmaya mecbur. İşi kolay ve kestirmeden halletmek zorundayız. Çünkü düşmanımız tek olmasına rağmen çok kuvvetli. Kuvvetli ve kurnaz. Silahına çabuk, aynı zamanda zengin. Zenginliği paylaşacağız. Madem ki pazarlığa oturduk, her şeyi açık konuşmak lazım. Benim her şeyim var. Bana bir kadın lazım. Allah'ın emriyle... Peygamberin kavliyle bacını... İyi bildin. Verdim gitti. Benimki ne kadın, ne para, ne de arazi. Sadece... ikiye böleceğim Ali'yi. İşte sizi bunun için çağırdım. Her iş planla yürür. Dört bir yandan saldırırsak çaresiz mahvolacak. Anam ve babamın işini de hallettikten sonra çiftliğin sahibi benim. İlk iş Süleyman'a düşer. Tamam mı? Tamam.
olmasaydın ailemizin durumu şimdi hiç de iyi olmayacak. Daha tehlikeyi tam manasıyla atlatmış sayılmayız. Yıllarca özlemini çektiğimiz Metin'den bunu beklemezdik. Bırak. Metin'den ona. Lanet olsun. 20 senedir oğlum diye, Metin'im diye birini yaşatmışım için. Boylu boslu, yiğit bir delikanlıydı o. Sana tekrar döneceğimi düşündüm Ali. Ama istenmeyen kişiler olarak rahatsızlık vereceğimizi düşündüm. Onun için seni davet etmek daha uygun geldi bize. Eğer bir parça helal sütten değilsen ve erkekliğini de unutmadıysan büyük keçitte bizi bekletmesin. Sevgili dostum Metin. Gidiyor musun yoksa Ali? Gitme oğlum, bu adamlar bir tuzak hazırlamışlardır sana. Gitme Ali. Ali ne olursun bize dinle. Bu mektuptan sonra gitmememe imkan var mı? Ama onlar seni iyi tanıyorlar. Zayıf tarafını yakalamak için biraz da mektubu bu şekilde yazmış. Farkındayım. Öldürecekler seni. Onlar buraya gelirlerse daha mı az kan dökülür zannediyorsun? Ben ölürsem arkamdan ağlayacak çok az kimse var. Öyle mi zannediyorsun? Ne olursa olsun gitmem lazım. Daha emniyetli olmanız için şehre gidin. Benden haber almadan da dönmeyin. Sözümde durdum. Siz de sözünüzde duracak mısınız acaba? Şu tendir var. Ya.
Yapma, öldürme beni. Ne istersen veririm. Seni daha evvel öldürmem lazımdı ama geç kaldım. Senden tek alacağım şey canın. Eğer ben ölürsem kibrittekiler de ölür. Onları hiç düşünmüyor musun? Beni öldürürsen kibrittekilerin hepsi ölecek. Hepsi. Kibrittekiler düşünme, onlar emniyette. Kibrittekiler Kibre kasabaya doğru gittiler. Kasabaya bir yol var. Kemer yolu. Şerif Osman da evvelce düşünüp kesmiştir o yolu. Bunu bıçkıhaneye götürelim, ellerimle ikiye böleceğim. Getirin! Bir de sen beni öldürecektin ha! Hadi bakalım durma, öldür de görelim. Ne haber, şimdi sen benim elime düştün bak. Seni pis köpek seni, ölünce mezarın bile olmayacak. Saadettin, sen benimle beraber şehre geleceksin. Sen de bunun işini bitir. Peki patron. Delikanlı, son bir arzun var mı? Var ya, cebimden bir sigara yakıver. Vereyim. Merhaba. Merhaba. Nerede oğlum bizim para? Geçen günkü işin avantası bu. Hepsi bu kadar mı? Patron bu kadar verdi. Ne yapıyorsun içeride? İçeride bir kalası dönüyoruz. Ha? İyi iyi. Hadi bakalım. Ben adamımı iyi tanırım. Ali muhakkak düelloya gitmiştir. Çiftliktekileri de kasabaya göndermiştir. Ama kasabanın bir tek yolu var, o da kemer geçidi. Ökeş, ağaç tamam mı? Tamam. Sırrı işaret veriyor, gel. İşaretimi bekle, ağacı devirirsin. Hadi. Geri!
Ben sana göstereyim mi? Arkadan dolaş. Anneni öldüren adam buydu. Baba, babacığım, babacığım. Kaya, Kaya. Lanet ol. Ateş et, hadi. Ateş et, babanın öldü. Hadi ne duruyorsun? Babam beni de bak. İkimizi de, kardeşini de öldü. Öldüyse sana kalacak çiftlik mezarın olsun. Çiftlik. Susun, susun diyorum. Susun. Seni 9 ay karnımda taşıdım. Yıllarca hasretini çektim. Ama sen elinde silah bizi öldürmek için karşımıza dikilmişsin. Sen bizim kanımızdan değil misin? Kanım sizden olsa ne olur? Yıllarca dağda yaşamam, katil, katı yürekli olmam sizden beni kopardı. Düşman etti beni size. Yıllarca neden aramadınız beni? Neden? Aramak. Aradım, dağlara, taşlara sordum seni. Aylarca, yıllarca durmadan. Ben de seni bağrıma basabilmek için yıllarca gözyaşı döktüm. Oğlum, benim oğlum diyebilmek için. Yeter! Yeter, konuşmayın artık! Ben yaşamak için öldürdüm daima. Hayatımı devam ettirmek için şimdi de öldüreceğim. Benim kanunum bu. Ben buyum! Yapma abi, yalvarırım yapma. Anne. Bırak Ali, bırak Allah'ından vursun. Bana mani olmaya kalkma Ali.
Beni ara baba, katil etme. Yavrum, evladım. Senin alnının karası kadar talihin de karaymış oldu. Ben seni affettim. Allah'tan. Geçmiş olsun Mehmet Ağa. Sağ ol kumandan be. Sağ ol. Gaya. Babacığım. Babam. Babacığım. Her şey geçti, her şeyi sana borçluyum. Ben de en az abin kadar suçlu. Suçsuz olduğuna hepimiz ganiyiz. Mahkemede her şey düzelecek Ali. Her şey. Her şey erkek meydana çıkacak. Üzülme yavrum. Her şey tabii. Gene hapishanede yıllarca yatacağız. Gidelim oğlum. Gidelim.